Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere nefis bir et suyundan çorba vereceğim. Terbiyeli, sarımsaklı, sirkeli, tam bir şifa çorbası sizleri bekliyor. Ben bu çorbayı bugün kaburga kemikli etten yaptım. Tam böyle döş bölgesinin hem kemikli hem etli kısmından yaptım. Nefis oldu. Siz isterseniz tabii ki bunu eşele kemiğinde yapabilirsiniz. Arka butun kemiğinde, ön butun kemiğinden yapabilirsiniz. Kemikli etten yapabilirsiniz. İlikli kemikten yapabilirsiniz. Hepsiyle de aynı bu şekilde bu tarifi uygularsanız nefis bir çorba sizi bekliyor olacak. Hem de şifa dolu. Evet, bu zamanda içebileceğiniz en güzel çorba tarifi geliyor. Evet, bu çorbayı yaparken önce et suyumuzu yapacağız. Nefis bir et suyu. Ondan sonra çorbamızı yapacağız. Evet, şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle et suyumuzu yapacağız. Et suyumuzu yapmak için ben şöyle kaburga kemiklerini kullanacağım. Kaburgadan aldığım kemikler. Bunları kullanacağız. Siz bunun yerine işte buttan kemik kullanabilirsiniz. Kelle eti kullanabilirsiniz. Eşele kemiği, ilikli kemik kullanabilirsiniz. Hepsinin hiçbirine sıkıntı yok. Lezzetleri hemen hemen aynı olacaktır. Önce et suyu yaparken etlerimiz var. Kemikli etimiz var. Kemikli et. Bir adet defne yaprağı, şöyle bir tatlı kaşığı, tane karabiber, kereviz sapımız var, bir adet soğanımız var, dörde böldük iri boy, bir tane havucumuz var, havucumuzu da iri iri böldük. Et suyu yaptıktan sonra, bunları yaptıktan sonra süzüyoruz, sonra çorbaya geçerken, çorbayı pişirirken de sirke, iki diş sarımsak, bir tane yumurta sarısı, bir adet limon suyu, bir adet limonun suyu, bir yemek kaşığı dolu dolu yemek kaşığı un ve bir buçuk yemek kaşığı da tereyağı kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapım aşamasını anlatayım. Yapım aşamasında ilk önce etimizi tencereye koyacağız. Böyle yağlı et olursa çok güzel olur. Çünkü böyle yağlı bir çorba, yoğun bir çorba hoş bir tat veriyor. İlikli kemik olursa daha da güzel oluyor ilikli kemikten. Şimdi benim elimde bunlar olduğu için bunlardan yapıyorum. Evet, şöyle tenceremize bunları koyduk. Evet, üzerine geçecek kadar suyumuzu doldurduk. Şimdi bunu bu şekilde hiçbir şey katmadan güzelce bir taşım kaynatacağız. Bir taşım kaynatacağız. Üzerinde köpükler olacak. Köpüklerimizi alacağız. Ve o suyu, ilk suyu dökeceğiz. Ve tencerede kalan böyle artıklar olursa, köpük kalıntıları falan, onları da yıkayıp temiz tencereye tekrar kemiklerimizi koyup soğuk suyumuzu ekleyeceğiz. Ve bu malzemelerimizi atacağız. Gördüğünüz gibi etlerimiz kaynamaya başladı. Üzerinde böyle köpükler oluştu. Şimdi bu köpükleri alacağız. Bu suyu dökeceğiz. Tenceremizi temizleyip etlerimizi tekrar soğuk suya atacağız. Evet, etlerimizi, ilk suyunu döktük. Kemikli etlerimizin ilk suyunu döktük. O köpükleri de attık. Şimdi bir adet soğan ve bir adet havuç, iri doğranmış. Bunları içine atıyoruz. Bir adet defne yaprağımız var. Şöyle bir kırıyoruz ve içine atıyoruz. Kereviz saplarımızı attık. Tane karabiberlerimizi attık. Evet, üzerine geçecek kadar suyumuzu koyduk. Şimdi düdüklü tencerede bunu pişireceğiz. Düdüklü tencereniz yoksa onda da pişirebilirsiniz. Ama düdüklü tencere size ne sağlar? Avantaj sağlar. Daha erken pişer. Şimdi düdüklü tenceremizi koyuyoruz. Şöyle ikinci moda getiriyoruz bu tarz olanlara. Et moduna getiriyoruz. Ve bunu ocağa koyuyoruz. Soğuk su koyduk içine. Ocağa koyuyoruz. Tıs, sesi duyduktan sonra 45 dakikada etlerimiz güzel lime lime olacak. Evet, şimdi bunları ocağa alıyoruz. Eğer düdük tencereniz yoksa, normal tencerede ise etleriniz iyice böyle lime lime dağılana kadar, kemikten böyle kolayca sıyrılana kadar kaynatacağız. 45 dakika doldu bu sesten sonra. Sıtmaya başladıktan sonra 45 dakika pişirdik. Şimdi altını kapattık. Şimdi bu şekilde biraz soğumasını bekleyeceğiz. Kapağını açacağız birazdan. Ve lime lime oldu bakın. Bakın kemikten hemen hop kopuyor. Evet, işte bu. İşte bu kıvam. Tam 10 numara etin, kemiğin bütün özü suya geçmiş durumda. Şimdi etlerimizi güzelce ayıracağız. Suyumuzu süzeceğiz. Suyumuzu tabii ki atmıyoruz. Kenara ayırıyoruz. Etimizi didikliyoruz ve çorbamızın yapımına başlıyoruz. Ve suyumuz ve etlerimiz hazır. Bu şekilde bile tuzlayıp direkt yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Ama biz şimdi bunu güzel bir çorbaya döndüreceğiz. Hadi bakalım, şimdi çorbanın yapımına geçiyoruz. Evet, şimdi tenceremizin ocağımızı aldık. Şöyle tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımız eriyor. Yağımızı erittik. Şimdi unumuzu atıyoruz. Unumuzu şöyle güzelce kavuracağız. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Meyane yapıyoruz. Fransızcası roux, sarı roux yapacağız. Sarı roux'umuzu yapacağız. Çorbamıza kıvam vereceğiz. Çorbalarda bu önemli.
Bu işlemi bütün çorbalara uygulayabilirsiniz. Çorbalara kıvam vermek için, koyulaştırmak için, lezzet vermek için bu yöntem çok güzel bir yöntem. Ben bunu tavuk suyuna da uyguluyorum. İşte böyle et suyu çorbalarına da uyguluyorum. Yani kelle paça yaparken de bunu uyguluyorum. En sonunda bir terbiye yapıyorum limon suyu ve yumurta sarısıyla. Çok hoş oluyor, çok lezzetli oluyor. Bu koyutma kıvamı size kalmış. Daha yoğun bir çorba istiyorsanız bunu tereyağını 2 yemek kaşığına unu da 2 yemek kaşığına çıkarabilirsiniz. Bu meyane yaparken birebir attığınızda en iyi sonuç alırsınız. Ben şimdi dolu dolu un attığım için 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı attım tereyağımı. Evet, sarı renkte kalması önemli. Çok da koyulaştırmıyoruz. Şimdi bir yandan karıştırırken bir yandan şöyle azar azar çorbamızın azar azar et suyumuzu ilave ediyoruz. Burada iyi karıştırmalıyız ki topak topak olmasın unumuz. Azar azar atmamız önemli. Şöyle yapacağımız miktar kadar su atabiliriz. Şimdi et suyumuzu unumuzu da kavurup topaklanmaya geldikten sonra suyumuzu attıktan sonra sarımsaklarımızı atacağız. Sarımsağı şöyle kabuğunu soyup ortadan ikiye böldüm. Yeterli olur. Aromasını güzel çorbamıza verir. Ve biraz sirke atacağız. Üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir. Fark etmez. Bu benim kendi yaptığım sirke. Şöyle ne kadar? Bir yarım çay bardağı kadar attım. Bu da yine kendi zevkinize göre atabilirsiniz. Bu şekilde şimdi bir taşım kaynatacağız bunu. Ondan sonra etlerimizi atacağız. Evet, çorbamız bir taşım kaynadı. Şimdi tuzunu atalım biraz. Tuzunu atmadık. Tuzumuzu attık. Şimdi etlerimizi atıyoruz. Etler de harika olmuş. Vallahi bu kaburga kemiğindeki etler de çok lezzetli oluyor. Hafiften bakın yağlı yağlı. Bu yağlar da çok güzel lezzet veriyor. Görüyorsunuz çorbamız. Etleri katınca şöyle güzel bir görünüm aldı. Evet, etleri attıktan sonra da şöyle bir 5-10 dakika orta ateşte şöyle pişirdik. Zaten görüntüsünü görüyorsunuz. Bildiğiniz böyle kelle paça görüntüsü var. Şimdi şöyle yumurta sarımız var. Bir adet limonun suyu var. Şöyle güzelce içine katıyoruz. Sonra bunu çırpıyoruz güzelce. Şöyle çırpıyoruz. Bu bizim çorbamızın terbiyesi. Hem böyle rengini güzelleştirecek hem tadına tat katacak 10 numara bir kıvam olacak. Bunda beyazı hiç kaçmasın sarısına. Beyaz için kaçınca orada çorbada pişiyor. Böyle beyaz beyaz görüntü ortaya çıkıyor. O da istemediğimiz bir görüntü. Evet, şimdi bunu aldık. Şimdi bu çorbadan şöyle çorbanın suyunu alıp terbiyemizi ılıştırıyoruz. Yumurtamız kesmesin diye. Evet, şimdi güzelce çorbamıza döküyoruz. Karıştıra karıştıra. Terbiyemizi kattıktan sonra da sadece bir taşım kaynatıyoruz. Ve ocaktan alıyoruz. Çok fazla kaynatmıyoruz terbiyesini attıktan sonra. Evet, bir taşım kaynadı ve çorbamız hazır. Evet, çorbamızı servis ediyoruz. Bakın kıvamına harika bir kıvamı var. Ekşi maya ekmeğimiz, çorbamız, karabiberimiz, sirkemiz hazır. Ve şimdi bu güzel çorbanın tadına bakıyoruz. Çorbamız oldu ve bu nefis çorbayı
Ve bu nefis çorbayı şimdi tadıyorum. Önce güzelce limonumuzu sıkıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Sirkemizi de hafiften atıyoruz şöyle. Sarımsak da atabilirsiniz tabii ki buna. Sarımsağı böyle ezip güzelce atabilirsiniz. Ekşi maya ekmeğimiz de burada. Ekşi maya ekmeğimizle çorbamızı deniyoruz. Çorbacılardaki nefis çorba kıvamı tam bu çorbada. Hadi bakalım, durmayın, siz de yapın. Afiyet olsun. En sağlıklı tarifler sizinle olsun.